Sayın Yılan, çok değerli yöneticilerimiz, çok değerli arkasından Adnan Selçuk var, hazır olsun lütfen. Çok değerli delege arkadaşlarım, ben de Diyarbakır'da Kucak Dolusu, Barış Dolu, sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, mesleğin tabi birçok sorun ve sıkıntısı var ama mesleğin sorun ve sıkıntılarıyla birlikte bir sivil toplum kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Geçmiş demokrasilerde sivil toplumun bir özelliği var. Sivil toplum halk ile devlet ve hükümet arasında bir köprü görevi görmektedir. Bugün Maliye Bakanlığı'nın mesleğimiz için kullandığı terimlere benzer görevler sunmaktadırlar. Dolayısıyla bir sivil toplum kültürünün Türkiye'de özellikle bu yanık burada bazı şeyleri izledikten sonra doğrusu isterseniz üzücü bazı şeyler ve tanıklık ettik. Savaş hiçbir şekilde kabul edilecek bir şey değildir. Yani geçmiş dönemlerde Tabipler Birliği'nin bir mesleki terimi vardı kullandığı savaşla ilgili olarak. Savaş tedavi edilmesi gereken bir hastalık dedi. Ama doğrusu isterseniz ben bu hastalığın çok yaygın olduğunu görüyorum. Bugün genel kurumsalında bir sivil topluma yakışır şekilde, yaraşır şekilde hareket edilmesi gerekir de birçok delege arkadaşımız çıkıp resmen burada savaş ilanları atıyor. Ben bu arkadaşların bu yaklaşımından dolayı tınıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii meslek örgütü toplantısı, meslekle ilgili de bazı şeyleri ifade etmek gerekiyor. Bugün ben bir küçük örneklemeye gitmek istiyorum. 2016 yılında ilk Oğla Başkanlığı'nın evresinde Diyarbakır'da 380 üyemiz vardı. 2019 yılı ve bugün itibariyle Diyarbakır'da üye kuruluyla 650. Yani 25 yılda 380 olan meslek kurusunun sayısı son 4 yılda %60 arttı. Bazı şeyler var. Yani işte meslek kurulunda çeşitli alternatif alanlar açılıyor. Ekonomik bir anlamda birçok şey yaratılıyor, imkan yaratılıyor deniyor. Fakat benim gördüğüm, izlediğim bir tabloda hiçbir çalışma, hiçbir alternatif bu meslek örgütünün besleyebilecek durumda değil. Demek ki meslek örgütünün şöyle bir sıkıntısı var. Çok hızlı bir nüfus artışı yaşıyoruz. Bu hızlı nüfus artışının önünde ben başarılı olan arkadaşlarımızı dinlendiren onu söylemiyorum. Ama bir şey var, bu hızlı nüfus artışı bu mesleği zehirleyecek değerli arkadaşlarım. Bu anlamda bu mesleğin girişinden başlayarak bazı tedbirlerin alınmasında yarar var. Nedir bu? Mesela staja başlama sınavında %10 kere deney gibi bir şeyden bahsediliyor. 11-12 gibilik bir oran. %10'u yani 10 sene öncesinde, 15 sene öncesinde baktığımızda işte 100 kişinin, 1000 kişinin geldiği bir sınavda, bugün onu binlerle ifade ediyor. Demek ki bu %10'u bizden değiştirmesi gerekiyor. Birçok oda başkanımız şeyden söz etti. Evet, işletme, iktisat, maliye bölümlerinden anlamlıdır. Bugün onlarca bölümde meslek kişi kabul eden bir durumdayız. Bu anlamda bununla ilgili ciddi bir düzenleme yapılması lazım ama öncesinde bu mesleğe kabul, yani staja başlama aşamasında yaşanan sıkıntıların dışında mesleğe kabul aşamasında da ciddi sıkıntılar var. Ben yine birkaç platformda söyleme yürekliği gösterebildim zannediyorum. Bir tam böyle buna gelecek bir yerlerin saniyelerini alayım. Şu mesleki yeterlik sınavında Diyarbakır toplantısında Yücel Başkanım İstanbul'da son dönemde 760 kişinin girdiğini söyledi. Diyarbakır'da son 4 yılda %60 artış var. Dolayısıyla bu meslek ya gerçekten meslek sınavı çok ciddiyetle yapılması gereken bir meslek. Nitelikli bir meslek örgütü olabilmenizin koşullarından bir tanesi bu sürecin biraz daha zorlaştırılmasından geçiyor.
Ve bir şey de aslında delege sistemiyle ilgiliydi ama zaman kalmadı. Zamanında tasavvuf kullanma temelinde tekrar ben şahsım ve Diyarbakır odası adına sizlere barış, sevgi, saygı duyuyorum.